Gelinlerimden Hasret öyle bir gerçeği itiraf etmiş ki eyvah diyorum. Nurten Hanım, ya ben sözü daha fazla uzatmayacağım. Ben susayım, VTR konuşsun. Hasret, acaba kayınvalidenin güvendiği bir şey mi var? Yani sonuçta hani çıkacağınız sokakta mı kalacaksınız? Ya zaten biliyorsunuz ki ben o evden çıkmak istiyordum. Yani eşimle biz 2 yıl önce zaten bir ev aldık. Aa. 3.000 lira kira alıyorduk orada. Ama ben eşimi bu evden çıkmaya bir türlü ikna edemiyordum. Dedi ki en azından evin kredisi bitene kadar dedi. Kirayla dedi onu kapatırız dedi. Bizimle tam da kredimiz bitmişti kızlar. Yani Nurten Hanım'dan değil senden korkulur bence. Sonuç olarak onun oğlunu ve torununu evden kovduğu gerçeği değişir mi? O biliyor mu benim evim olduğunu? Bilmiyor. Zaten ona hiçbir zaman güvenmediğimiz için biz evimizi zaten almıştık. Dedi o evi nasıl aldım biliyor musunuz? Kayınvalidemin Amerika'da bir abisi var. Abisinin de Giresun'da yerlerinde bir sürü dönüm fındık tarlaları var. O fındık tarlalarını kayınvalidem topluyor normalde. Ama biz eve peşinat yapalım diye abisi o yılki evin fındığın peşinatını bize verdi. Kayınvalidemin peşinatıyla ev aldık. 2 sene fındığı biz toplayıp biz sattık. Kayınvalidem de abisi toplayıp sattı zannediyor. Bir nevi kayınvalidemin parasıyla kendime ev aldım. Şey diyeceğim, bu yeni aldığınız evi de elinden almaya kalkmasın. Alamaz çünkü tapuyu kendi üstüme yaptırdım. Kapı gibi Hasret Vural yazıyor. Kayınvalidem tapıyı de baksın. Kapıyı da kendi üstüne yaptırdım bizim parayla. Kayınvalidem de eğer çok istiyorsa evi de ona kiraya verebilirim. Nurten abla. Şok. Çok. Senin gelinin senin evinde oturuyordu. Şu anda duyuyorsun ki meğerse evi varmış. Senin Ay, evinde... Şok oldum. Yani şu an var ya böyle kendime gelemiyorum. Düşünebiliyor musun? Benim çocuklarım kirada kalmasın diye ben gittim kiraya çıktım. Onlar otursun dedim. Bu önce bunu oturtturdum olan eve. Kendi evim vardı. Sonra küçüğü kiradaydı. Küçüğünü getirdim oturdum. Onun kiraya durduğu eve gittim. Ve... 2 sene olmuş, 2 senedir benim paramla, benim param. Evi de şöyle söyleyeyim, bana beni ev bakmaya götürdünüz değil mi siz? Bir de ne? gece bir ev bakmaya götürdüler beni gece ama başkası için. Bunun bir arkadaşı var Kübra diye. Kübra'ya ev bakalım dedi. Sana uygun gelir mi? Sen dedi anlarsın anne dedi bana. Sen kendiniz için mi gittin buraya? Ne yapacaktım? Senin her an evden kovabilme ihtimaline karşı bu şekilde bekleyecek miydim? Hasret, niye anneni götürüyorsun ki evi bakmaya giderken? O da değişikmiş. Yok, o bizdeydi. Biz eve bakmaya gidecektik. Peşimize takıldı hani nereye gideceksiniz diye. Ben de arkadaşımıza ev bakıyoruz dedim. Peşimizden geldi yani. Peşinize takıldım ben. Sen ve oğlum dediniz ki bana filan yerde ev var anne. Kübra ev alacak. O evi gel gidelim bakalım dediniz mi demediniz? Bakalım demedik. Biz bakmaya gideceğiz dedik. Peşimize geldi. Pes yani. Ev almışsınız. Niye ev aldınız iki seneden beri benim evimde oturuyorsunuz o zaman? Evimizin kredisini ödedik gelen kirayla. Niye benim kredileri siz mi ödüyordunuz? Beni ilgilendirmez evinden çıkmasaydın. Senin de evin vardı. Fındığı bana toplattırıyorlar bu yaşta. Kendileri tatilde orada burada. Gidip fındığın parasıyla gidiyorsunuz, orada ev alıyorsunuz. Bir de benim haberim yok. Yok. Yok, niye olsun ki? Niye olmasın? Niye olsun? Beni... Aslında... Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Benim olan mal varlıklarımı araştırıyorsun ya. Ne? Evet, bir kere şey verdim, telefonu eline verdim, bir işlem yapacaktım. Şifreyi söyledim. Bu da hemen onun eline... Normalde oğlum söylemez. Bu da onun eline bakmış. Başka bir zaman... girmişler benim şifremle, benim mal varlığımı araştırmış. Hem tapuya kadar, tapu dairesine kadar. Kayınvalidem de bizden gizli ev almıştı çünkü. Bunlar maşallah. Yani, entrika ya. Bizden gizli kirada oturuyorum deyip şu an oturduğu ev kendinin. Kendinin. Ben şu an kirada oturuyorum demedim. O zaman oturuyorum dedim. Sen kirada oturmadın. Ay kafam yandı ya. Ne oluyor ya? Ağzım hayır yani. Ben sizin eviniz. Bak ev aldınız. Ev almanızı istemeyecek kapasitede bir annemiyim de bunu söylemiyorsunuz. Çünkü şu an zaten evden çıkartmak için bahane arıyordun.
Güvende hissetmiyorlar kendilerini, ev almışlar kendilerini. Nisan Hanım, ben bunu daha ilk defa yaptım ama 2 sene olmuş. 2 senedir yani beni ayakta uyutmuşlar. Hayır, 2 senedir zaten diken üstünde oturuyoruz evde. Ben evi zaten eşime aldırtma sebebim bu. Bir an önce biz evimizi alalım. Bizi ne zaman kapının önüne koyar belli değil. Ne için koydu? Kendisi beni kışkırttı. Fotoğrafı indirdiğim için hem torununu hem oğlunu kapının önüne koydu. Vallahi haksız da çıkmadı. Aynen Nurten abla, yani şu yaptığın çok da böyle herkesin hak verebileceği bir şey değil. Torunun var, oğlun. Yani onlara kızıp trip yapıp çıkın evimden diyorsun. Canın istediği zaman. Yani... Kendimi güveni almak zorundaydım ben. Kışı var bunun. Ya Nursel Hanım bak, trip yapmadım ben aslında. Ben büyüyüp büyükleriyim onların, anneleriyim. Ben onlara belki de dedim ki mesela bilerek astım oraya, atmasın deseydi ki dursun annemin resmi, bana ne zararı var duvarda deseydi. Ne vardı burada? Sen dedin ya Nurten Hanım, bak söylediklerini unutuyorsun. Bak hani ne derler, sen benim yaptığımı duvara asıyorsun, kendini çuvala basıyorsun da. Orada demedin mi sen, o resim orada inerse evden kovarım, ben seni evden kovacaksın dedi. Diken üstünde hani mi şöyle, yaşayacağım? Ben dedim ki iki oğlumun ikisinin evinde de resmim var ama benim hangi amaçla astığımı bilmiyorlar dedi. Konuştuk. Şimdi duvardan resmin indirildi, sen kızdın gittin, onların oturduğu eve kiralık tabelasını astın. Şu an öğreniyorsun ki aslında 2 yıldır evleri varmış. Şu an ne olacak? Tamam, gitsinler evlerine, benim evimi boşatsınlar. Madem evleri varmış, ev almışlar, gitsin boşatsınlar. Var ki evi, ne yapacak? Ne yapacağım yani? Duracaklar mı? Durmuyor. Zaten ama o zaman aranız, ilişkiniz biraz daha kopmaz mı? Yapacak bir şeyim yok. Onlar o ilişkiyi öyle uzatıyorlar. Zaten onu istiyor. Onu istiyor Nursel Hanım. Sonra da bahane olarak gelip bana diyecek ki... Şimdi ben değil, hani kendim için söylemiyorum. Benim annem de yapsa ben de kendisiyle arama mesafe koyarım. Bu yaptığından sonra oğul araya mesafe koyuyor, gelin yaptırdı oluyor. Yani sen yaptığına bakmıyorsun, gelin yaptırdı oluyor. Şey mi, eşin mi ya, oğlun eşin mu? Eşin tabii ki. Kızdı. Yani o, beni değil. Mı ben yani? Bir şey söyleyeyim, beni değil, oğlunu ve torununu kapının önüne koydu. Aynen. O yüzden mesafe koyması gereken kişi ben değilim, oğlu. Yani şimdi oğlu koyacak. Hayırlı olsun bile demedin şu an. Yani hayırlı olsun söyleselerdi zamanında, gerçekten ben de elimden geleni değil, gelmeyeni de yapardım İki yani. 2 gün önce daha erken kapının önüne koyardım. Kapının önüne koyardım. Tabii. Sen böyle yapmasaydın kapının önünde kalmazdın, kusura bakma. Kapının önünde de değil misin? Bak ev almışsın, ne güzel böyle işte. Böyle ağzım açık kaldı, kapatmak bizim lazım yani. Bizim parayla ev almışsın işte kendi ya, istiyor. Birbirinize resmen böyle aşık atıyorsunuz ya. Gerçekten ama bir ilişkinizi zedeliyorsunuz böyle benim gördüğüm. Konuyu kapatıyorum. Daha doğrusu tadıma geçmem gerekiyor. Nurten Sultan, seninle bir tadım yapacağız. Yapalım Nursel Hanım. Yani 3 tadımım çok gergin geçti. Çok stresliydik. Seninki inşallah şeker gibi geçsin. Olur inşallah ama diyelim ama bu gerginliğiyle tadım da gergin geçti. Hadi bakalım. Geçer. 5 çeyreğim kaldı. Birazdan bir tanesi eksilecek. Hadi son tadımımızı yapalım.